Zafer Bey, seçim sonuçlarını nasıl yorumluyorsunuz? Birkaç açıdan bakmak lazım. Öyle çok kolay izah edilebilecek bir sonuç değil ama bir tanesi hep dün akşamdan beri ve bu sabah gelirken metroda da böyle bütün yolcularla filan böyle neredeyse bir forum yaptık. Orada yapılan değerlendirmeler hani bu millet daha bıkmamış bu iktidardan gibi bir genel biraz kaba olabilecek bir yorum ama demek ki gerçekten de hani öyle bir bıkma noktasına ya yeter artık bunları değiştirelim filan deme noktasına gelmemiş olduğu anlaşılıyor. Şimdi hep hani klasik bir çözümleme vardır. İşte sosyolojik mi, sosyal psikolojik mi nasıl derseniz deyin. Ünlü lafı vardı Süleyman Demirel'in, tencerenin götüremeyeceği hiçbir iktidar yoktur diye. Demek ki varmış yani. Tencerenin bu duruma geldiği çok az ülke var dünyada. Hani enflasyon oranı açısından, işsizlik açısından, pahalılık açısından, efendim işte kıymanın fiyatı, patatesin, soğanın fiyatı, faturaların, elektriğin, suyun, gazın fiyatı bunları hep düşündüğünüzde ya artık hani buna daha ne kadar fazla tahammül edebilir insanlar gibi bir çözümleme yapılıyor. Demek ki o kadar %100 de doğru olan bir teori değilmiş. Hani şimdi düşünebiliyor musunuz? Hani kıyma en basit işte hani daha böyle karmaşık, daha komplike şeylere gitmeyin. Kont filenin ya da antikotun filan fiyatını filan düşünmeyin. İşte kıyma yani 350 liradan 400 liradan aşağı kıyma alamıyor insanlar. Demek ki bu sabah itibariyle kasabın biri kalksa 750 lira yapsa kıymanın kilosunu demek ki hani yine çok fazla etki etmeyebilir denilebilir. Şimdi bu sabahtan itibaren borsanın, kurların filan nasıl şekilleneceğini bilmiyorum ama ekonomi başka anlamlarda da yani sadece tencere, tava, kıymaydı, patatesli, soğandı, ekmekli, simitli, sütlü o oranda değil başka anlamlarda da etkilenecek. Çünkü bu iktidar istikrarsızlığı, bu iktidar krizi, bu iktidar kaosu temsil ediyordu. Aslında bunu kendileri de biliyorlardı. Türkiye'de ekonominin içinde olan bütün aktörler de biliyor. Yurt dışından yani dış faktörler işte buraya yatırım yapacaklar vesaire bunlar da biliyordu. Ama demek ki o noktaya gelmemiş. İngilizlerin tipping point dedikleri bir tabir vardır. Böyle hani suyun taşma noktası. O taşma noktasına gelmediği anlaşılıyor. İnsanların başka sahiplerle oy kullandığı anlaşılıyor. Bu nedir? Belki milliyetçi duyguların işte teröre karşı ya da terörle mücadele meselesini daha öne çıkarmayı öneren ya da onu dayatan duyguların ya da baskıların daha etkili olduğu gibi algılanabilir. Şimdi mesela Sinan Oğan'ın oyları tabii ki henüz kesin bir çözümleme yapılabilecek durumda değiliz daha çok. Erken saatler ama mesela Sinan Oğan'ın %5 civarında hatta %5'in üzerinde oy alması. Şimdi kimileri diyor ki Muharrem İnce'nin çekilmesinden dolayı ondan sarkan oylar, ondan artan oylar diyor. Kimisi Sinan Oğan'ın ve onun adayı olduğu ittifakın temsil ettiği aşırı milliyetçi duyguların körüklendiği zihniyet. Ümit Özdağ'ın işte büyük bir iştahla bütün yabancıların bu ülkeden defolması gerektiği yolundaki görüşleri filan. Şimdi milliyetçi duygular işte Millet İttifakı'na atfedilen işte terörle dirsek teması, işbirliği yaptığı yönündeki suçlamaların tamamen yalana dayalı suçlamaların bir şekilde yapışmış olması filan bunların hepsini bir potada değerlendirmek lazım. Böyle kolay çözümlemesi yapılabilecek bir seçim sonucu olduğuna inanmıyorum ama ortada bir de şu var. Ben KRT'deki medya terapi yayınlarında bir iki kere bu konunun altını çizmiştim. Şimdi baktık seçim kampanyasında işte kaç gün 40-50 neyse işte 2 ay falan bir seçim kampanyasında muhalefetin yani Millet İttifakı'nın da öteki muhalefet partilerinin de meydanları hınca hınç doldurduğunu gördük. Ve dedik ki ya bu meydanlar göstergeyse evet bunlar gidici dedik. Oysa ki ben çok iyi hatırlıyorum yayınlarımdan birinde şöyle bir uyarı yapmıştım. Meydanlar evet önemli bir göstergedir ama meydanlar tek başına bir gösterge değildir. Ve buna somut örnek olarak da Türkiye'nin siyasi tarihinden çok çarpıcı ve çok bilinen belki hani yeni nesillerin fazla bilmediği bir örnek vermiştim. 1950 seçimi. 1950 seçimi öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi işte o zamanın tek parti iktidarı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da
bir miting yapmaya hazırlanıyor ve o zaman partinin genel başkanı rahmetli İsmet Paşa, İsmet İnönü, partinin İstanbul İl Örgütü'ne sitem ediyor. Diyor ki ya iyi çalışmıyorsunuz galiba, bakın bu seçimi kaybedeceğiz gibi gözüküyor. Hı hı. İşte çok büyük bir heyecan görmüyorum filan, örgütte anlamında bir şeyler söylüyor. Ve o zaman İstanbul'un hem valisi hem de belediye başkanı olan Fahrettin Kerim Gökay. Ordinarius Profesör Fahrettin Kerim Gökay. O zamanların, yani o nesil Fahrettin Kerim'i mini mini valimiz diye adlandırıldı. İşte böyle çok küçük, ufak tefek bir vali. Fahrettin Kerim Gökay öyle bir çalışıyor ve Taksim Meydanı'nı öyle dolduruyor ki o güne kadar İstanbul'da görülmemiş büyüklükte bir miting tertip ediyor. Ve meydana çıktıklarında, kürsüye çıktıklarında İsmet Paşa'ya dönüp diyor ki al işte paşam İstanbul diyor. Yani hani iyi çalışmıyor dediniz, zayıf dediniz, al sana işte iyi çalışmıyor demiyorum. Muazzam bir kalabalık. Şimdi tabii İsmet Paşa'nın tabii o zaman o anda yanında değiliz, yüz ifadesini ya da içinden geçenleri bilmiyoruz ama o seçimde Cumhuriyet Halk Partisi işte o tarih kitaplarına da geçen, hı hı, ağır hezimeti yaşıyor. 1950 seçim, hani o yeter söz milletin, evet, dedikleri seçim. Şimdi bu tarihi anekdotu hiç kimse unutmamalı. Meydanları doldurabilirsiniz. Meydanları şu ya da bu şekilde ki ben Millet İttifakı'nın, muhalefet partilerinin topladığı kalabalıkların %100 organik kalabalıklar olduğuna inanıyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi gibi böyle bindirilmiş kıtalar, kumanyalarla bilmem nelerle filan taşınmış, işte bedava otobüs biletleriyle, bedava metroyla filan taşınmış kalabalıklar değildi. Millet İttifakı'nın ve muhalefetin topladığı kalabalıklar. Ve umulmadık yerlerde topladılar bunları. Konya'da topladılar, Trabzon'da topladılar, orada, burada, yani hele İstanbul, Ankara, İzmir muazzam bir gövde gösterisi yaptılar. Hani tamam artık Kemal geliyor filan. Hatta o şeyde kalabalıklara yapılan anonslarda alo ben Kemal geliyorum filan şeyde sık sık tekrarlandı ama bu şunu da gösterdi. Hani demin dedik ya tencere değilmiş bütün hadise diye. Meydanlar da değilmiş demek ki. Anketler? Anketler zaten çok tartışmalı bir şeydir bu ülkede anketler. Aslında başka ülkelerde de tartışmalıdır. Yani anketler tam olarak ölçemiyor insanların nabzını. Çünkü anketlerin yapılış biçimini düşünün, hatırlayın. Anketler nasıl yapılıyor? Bir, yüz yüze yapılıyor. Ne bileyim sokaklarda işte questionnaire'ler, anket formlarıyla gençler dolaşıyor filan. Ya da telefonla yapıyorlar. Şimdi orada da insanların gerçeği tam olarak söylememeleri. Yani bir iktidar korkusundan aman telefonum mu dinleniyor, bu anket sonuçları birilerine servis mi edilir, benim kimliğim açığa mı çıkar filan diye tam olarak doğruyu söylemiyor. Evet biraz yaklaşan anketler görüyorduk geçen seçimlerde ama ben anketlerin de tam bir ölçü aracı olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla hani amiyane tabirle anketlerin şişmesi ya da patlaması olayı çok sık yaşanan bir olaydır. Bu yurt dışında da böyledir. Ben İngiltere'de gazetecilik yaptığım yıllarda orada da kaç seçim gördüm. Yani hem yerel hem genel seçimler gördüm oradaki 20 yıllık şeyimde, gazetecilik hayatımda. Orada da anketlerin fena halde patladığı ve anketörlerin, anketçilerin fena halde şiştiği çok örnek gördüm. Dolayısıyla hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde filan da oldu. Hatta böyle açık açık gazeteler manşet yazdı. Sizi gidi yalancı millet filan gibi manşetler attılar. Anketlere de %100 güvenmemek gerektiği ortada. Ez cümle bunların hepsini birlikte oturup teker teker analiz etmek, dersler çıkarmak. Tabii ki siyasetçilerin de tek tek hataları olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Akşener'in, öteki muhalefet liderlerinin filan tek tek hataları olmuştur. Ha buradan şunu da söylemeden geçmeyelim. Parlamento seçimlerinin sonuçlarına bakıldığında ve hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir başarısı, yani %100 bir başarısından söz edemeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi oylarını önemli ölçüde yitirmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hani ceketini koysa kazanacak denilen Recep Tayyip Erdoğan gecenin geç saatlerine kadar kıvrım kıvrım kıvranmıştır o %50'nin yakınına yaklaşabilmek için. Onların da çok ciddi çıkarması gereken dersler vardır ama bu sabah itibariyle, yani 15 Mayıs sabahı itibariyle insanlar kalkıp da o sonuç tablosuna baktıklarında muhalefetin çok derin bir hayal kırıklığı yaşadığı gerçeği var ortada. Çok büyük dersler çıkarması gerektiği sonucu var ortada.
aynı zamanda muhalefetin iki önemli lideri, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in artık bundan sonraki siyasi kariyerlerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirecek bir tablo var ortada. Elbette ki 28 Mayıs'ta, yani ikinci turunda Cumhurbaşkanlığı seçiminin alınacak bir başarı, hani arayı kapatıp da alınabilecek bir başarı Kılıçdaroğlu'nda, Meral Akşener'de muzaffer komutanlar durumuna düşürür. Ama bugün bakıldığı yerden eğer o fark kapanamazsa her iki liderin de siyasi hayatının sona ermesi anlamına gelir. Yani buradan toplayıp da bir daha o orduların başına geçip, yani o şeyin kitlelerin başına geçip de buradan geri çeviremezler. Çünkü çok iddialı bir kumar oynamışlardır. Yani kumar diyorum çünkü çok önemli kurmay kadroların milletvekili seçimine sokulmayıp, milletvekili yapılmayıp, bakanlık listelerini hani böyle kafadan nasıl olsa kazanacaklarmış gibi o kadar büyük bir özgüvenle yazılmaları ciddi bir hata olarak ortaya çıkabilir. Tabii ki bu konuda hani 28 Mayıs'ı beklemek gerekebilir ama her iki partinin kaderini, kurmaylarının ya da işte liderliklerinin kaderini de etkileyecek bir 15 günlük süre var içimizde. Bu sabah itibariyle daha sonuçlar ham, bunlar üzerinden yüzeysel bir değerlendirme yapabilirim ancak. Ama görüşlerim özetle bundan ibaret. Dünkü seçim sonuçlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi sonucu değil de süreci değerlendirmek lazım sonucu doğru anlayabilmek için. Orada da çok ağır bir kampanya dönemi geçti İktidar Partisi açısından. Toplumu sonuna kadar korkutmaya çalıştılar. İşte bayrak inecek, vatan bölünecek, teröristler etkin olacak ve benzeri. O korku ikliminin etkili olduğunu düşünüyorum işin psikolojik tarafında. Diğer tarafı ekonomi. Ekonomiyle ilgili muhalefetin de çok iyi vaatleri vardı. Ama herhalde seçmen şöyle baktı. Eldeki kuş daldaki kuştan iyidir diye bir değerlendirmesi oldu. Sonuç bize onu gösteriyor en azından. Tabii o kızgınlıklar var parti içinde, lider, eski liderlere tepki var. Bunların hepsini bir araya getirince böyle bir sonuç çıktı ortaya. Bitmedi, devam ediyor. 15 gün sonra bir tur daha var. Ama özellikle muhalif seçmende bir yorgunluk, bir bıkkınlık, bir yılgınlık hali söz konusu. Onun ortadan kaldırılması da siyasetçilerin görevi. Göreceğiz performanslarını. Yavaş yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun başladığını görüyoruz. Önümüzdeki bir hafta içinde biraz belki 15 gün sonrasına ilişkin tahlil yapmak mümkün olur. Peki anket şirketlerinin çok azının sonuçları, gerçek sonuçları bilmesine ne diyeceksiniz? Bence şöyle bir tablo var. Aslında anket şirketlerinin bir bölümü doğru sonuçlar verdiler. Bir bölümü iktidarı, bir bölümü muhalefeti önde gösterdiler. Ama herkes kendi penceresinden baktı. Neyi görmek istiyorsa onu gördü. İnanılır güvenilir bir takım anket şirketlerinin muhalefet partilerini aşağıda göstermesi, adayını aşağıda göstermesi büyük tepkilere neden oldu. Linç girişimleri falan oldu yani. Onun için hepsi için söyleyemeyiz. Evet, yanılanlar var. Her seçimde yanılanlar olduğu gibi. Doğru bilenler var. Onu da görmek istemeyenler, aynı zamanda sesi az çıkanlar var diye de böyle bir genelleme yapabiliriz. Peki ilk turun kazananı, gerçek kazananı kim sizce? Vallahi bir kazanan var mı emin değilim. Oy oranlarına baktığında iktidar partisinin de ciddi bir kaybı söz konusu ama meclisi kazandı. O zaman kazanan var diyebiliriz. Muhalefete baktığında oylarını arttırmış görünüyor ama mecliste çoğunluğu kaybetti, beklentilerin altında kaldı, kazandı diyemeyiz. Belki Milliyetçi Hareket Partisi'ni öne çıkartabiliriz. Çünkü beklenti çok düşüktü MHP'den oylar açısından baktığında. O beklentilerin daha üstünde kemik bir oya sahip olduğunu ortaya koydu. Bence öyle bir tablo var. Sinan Oğan peki? Sinan Oğan için kazanan diyemiyorum. Çünkü orada başka bir aktör olsaydı da benzer bir sonuç çıkacaktı. Onu anlıyoruz. Kızgın bir seçmen var. Hem AK Parti'ye hem de muhalefete kızgın bir seçmen var. Onun bir alternatifi haline geldi. Muharrem İnce devreden çıkınca o da oyları aldı. Şimdi şöyle şeyler söyleniyor. Sinan Oğan kimi desteklerse sanki oradaki seçmen, %5'lik seçmen oraya gidecekmiş gibi. Ben çok öyle düşünmüyorum. Zaten bu seçmen son 15 günde geldi. İkinci turda da nereye gideceği belli olmaz. Öyle hani Sinan Oğan hadi gidiyoruz dediğinde balonla toplayıp götüreceği bir seçmen de söz konusu değil. Kırgın seçmen, kızgın seçmen, iki tarafa da öfkeli. Sandığa gitmeme olasılığı daha yüksek gibi geliyor bana önümüzdeki seçimde. Seçim sonuçlarını, dünkü seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kim kazandı, kim kaybetti?
Şöyle yani beklentiler tabii yüksekti, özellikle Millet İttifakı tarafında yoğun olarak bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağı, mecliste de Millet İttifakı'nın çoğunluğu sağlayacak milletvekili sayısına ulaşacağı yönünde beklentiler vardı. Beklenti yüksek olunca tabii sonuç da istendiği gibi çıkmayınca bir moral bozukluğu yarattı diyebiliriz. Ancak bu telafi edilebilir bir şey gibi duruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi tekrar edecek. 14 gün sonra tekrar bir seçim var, 28 Mayıs'ta. Burada eğer seçmen konsolide olur ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tercihlerini yönlendirirse, Cumhurbaşkanlığı sisteminde biliyorsunuz çok geniş yetkileri var Cumhurbaşkanlarının. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı bu anlamda biraz dün geceden itibaren düşmüş moralleri yükseltebilir. Böyle bir ihtimal var mı? Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali tabii ki var. Burada Sinan Oğan'ın alacağı pozisyon çok önemli. Çünkü bir açıklaması vardı. Cehennemin kapılarını kapatmak için diye bir tırnak içerisinde cümlesi var. Ondan kastı mevcut AKP ve Tayyip Erdoğan düzeniydi. O da bu düzenden rahatsız. Zira MHP'den 2 kez ihraç edildi kendisi. İhraç edildi ama başka herhangi bir partiye de katılmadı. Yani o yönde Cumhur İttifakı ile arasında büyük sorunlar var Sinan Oğan'ın. Bu anlamda kendisine gönül veren seçmen kitlesini yönlendirmeyi başarabilirse Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilme ihtimalini hala görüyorum ben. Peki CHP bu çıkan sonuçlar dolayısıyla kendi içinde bir hesaba gitmeli mi? CHP'de bundan sonra ne olur sizce? Şimdi bunu konuşmak için çok erken. Yani 28 Mayıs'taki sonucu da görmek lazım. 28 Mayıs'taki çıkan sonucun ardından CHP'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun alacağı pozisyon burada çok önemli hale gelecek. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı da olabilir, seçilemeye de bilir. Seçilemedikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu partisini olağanüstü kurultaya götürme yönünde karar alabilir diye düşünüyorum. Bu tamamen kendi kararı. Eğer böyle bir karar olursa parti yönetimi zaten yeniden şekillenir. Bu şu an için bence konuşulması, tartışılması erken bir konu. Bunu ancak 28 Mayıs gece yarısı konuşmamız gerekiyor. Peki anket şirketleri için ne söylemek istersiniz? Neredeyse hiçbiri bilemedi. Evet, anket şirketlerinin birçoğu yanıldı. Üstelik çok saygın ve köklü anket şirketleri de yanıldılar. Yani bu rakamı ben de dahil olmak üzere, ben kamuoyu araştırmacısı değilim ama halkın içinde 35 yıllık gazeteciyim, ben de dahil olmak üzere birçoğumuz ne yazık ki sonucu doğru tahmin edemedik. Ama işi bu olan, iştigal konusu kamuoyu araştırması olan şirketlerin de bu başarısızlığın ardından kendilerini bir sorgulamaları gerekiyor. Başka kimler sorgulamalı sizce kendisini bu seçim sonuçlarına bakınca? Ya AK Parti'de de bir oy kaybı var. İYİ Parti'de de var. AK Parti'de oy kaybı olmaması mümkün değil. Yani çok yıpranmış bir parti. 21 yıldır neredeyse iktidarda. Onlar ciddi bir oy kaybına uğradılar. Ancak onları yenme iddiasındakiler de büyük bir patlama yapamadığı için ortaya böyle bir tablo çıktı. Aslında herkesin dönüp kendini, Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere, herkesin kendisini sorgulaması gerekiyor. Tayyip Erdoğan mesela eminim dün geceki sonuçtan sonra ben bu başkanlık sistemi işine niye girdim diye sorguluyordur. Çünkü daha önce %34 ile 35 ile çok rahat başbakan oluyordu ve Türkiye'yi yönetiyordu. Şimdi %50 alabilmek için çırpındıkça çırpınıyor. Bana bu hatayı kim yaptırdı diye eminim ilk başta kendisi sorguluyordur. Düşünün %45'e 49,5'a yakın oy almışsınız ama hala halktan yetki almak için %50'yi geçmeniz gerekiyor. Tayyip Erdoğan'dan itibaren bence şu andaki siyasi aktörlerin birçoğunun kendisini sorgulaması gerekiyor. Kazananlar da var tabii. Yani işte Deva gelecek, onlar o partiler, Millet İttifakı'ndaki partiler bu işten karlı çıktılar. Yani %7 barajına muhtemelen takılacaklardı. Kendilerini çok da zahmete sokmadan kolayca milletvekilliği belli bir milletvekilliği galiba en son 34'te, 34'e ulaştılar. 34 milletvekilliğini. Bu seçimin kazananlarını da onlar olarak görüyorum.